bütçeye, Cumhurbaşkanı'nın hazırladığı bütçeyi damgalamak. Bütçe nedir? Bütçe deyip geçeriz, bütçe görüşmeleri deriz ama aslında bir demokrasinin en önemli oturumu bütçe görüşmesidir. Bütçe nedir? Partiler ülkeyi yönetmeye talibim diye oy isterler. Seçildikten sonra da ülkeyi yönetirler. Her yılda yönetmeden önce milletin, seçmenin vekillerine giderler ve derler ki benim mesela 2022 yılında bu ülkeyi yönetebilmem için 1 trilyon 750 milyar paraya ihtiyacım var diyor iktidar. Bunu şuraya, şuraya, şuraya şu kadar, şuraya şu kadar harcayarak yapacağım. Bu parayı, bu paranın 1 trilyon 500 milyarını vergi olarak, harç olarak, ceza olarak senin seçmeninden tahsil edeceğim. 250 milyar açığım olacak. Onu da borçlanarak kapatacağım. Buna onay veriyor musunuz seçmeniniz adına? Bütçe görüşmesi budur. Başka bir şey değildir. Yürütme erkinin bizim temsilcilerimiz, seçtiğimiz vekillerimizden ülkeyi yönetmek için onay alması ve bu parayı da bizden toplayacak. Toplaması için izin istiyor. Buna partizanlık yapmadan vekillerin bu bütçeyi sorgulaması lazım. Meclisin asli görevi yürütmeyi, yani Erdoğan kabinesini denetlemektir. Geçen sene bu kadar para istemişsin ama sonucu bu olmuş. Çağıracak bak ilgili bakanı, kabinenin, Erdoğan'ın belirlediği bakanı hesabını soracak. Bütçedeki rakamları sorgulayacak. Geçen sene bu kadar istedin, bu sene daha fazla istiyorsun. Neden? Mesela ben Orman Bakanı'nın gelip de mecliste milletvekillerine bu coğrafyada küresel ısınmada bizim şeyimiz yoktu dedi adam ya. Yangın söndürme uçağımız yoktu dedi. Nasıl olmayabilir bu coğrafyada böyle bir ülkenin küresel ısınma günlerinde yangın söndürme nasıl yok? Ayrıca o yangınlar devam ederken kendisi de düğündeydi hatırlarsanız. Evet, yani o apayrı bir mesele. Bunu sorgulaması lazım. Sınır güvenliği için bir bütçesi var mı bu ülkenin? Var. Erdoğan ne diyor? 300 bin kayıtsız Afgan'ın... 300 bin ne demek ya? 6 tane Fenerbahçe stadı. Dolusu insan bu sınırlardan elini kolunu sallaya sallaya giriyor arkadaş. Bu sınırın sorumlusu kim? Hangi bakan? O zaman niye para veriyoruz? 300 bin insan girecekse buraya. Birisi görevini yapmadı. İşte bütçe görüşmelerinde bunlar sorgulanır. Sınırdan, Van'dan, Kars'tan giren adam belgesiz, kayıtsız, kuyutsuz Ayvalık'ta yakalanıyor. Ülkeyi 3000 kilometre geçiyor arkadaş. O zaman Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. O adam nasıl geldi arkadaş oradan oraya? Biz sana niye para veriyoruz? Veya İçişleri Bakanı. Polis şu kadar silahsız insanı öldürmüş. Orantılı güç tamam. Ama silahsız insan öldürmüş. Sen nasıl eğitiyorsun arkadaş bunları? Görelim, eğitime bu kadar bütçe istiyorsun. Yani modern, gelişmiş bir demokraside bütçe görüşmelerinde bunlar şey yapılır. Bir liberal olarak da şunu söyleyeyim. Devletin mümkün olduğu kadar asli görevlerine dönmesini savunuyorsam eğer, bir Allah kulunda yine partizanlık yapmadan çıkıp o mecliste demesi lazım. Bilmem ne bakanlığının, bilmem ne genel müdürlüğünün, bilmem ne dairesinin yaptığı işi bir üniversite, bir vakıf, bir belediye, bir sivil toplum örgütü daha ucuza, daha verimli, daha kaliteli yapabilir bunu. O zaman senin bütçeni kısıyoruz, buraya bütçe ayırmıyoruz, bu paranın yarısını bu kuruma veriyoruz, ondan alacaksın hizmeti. Meclisin dayatma gücü var, bunları yapabilme gücü var. Burada söz konusu olan bizim paramız. Rakamı vererek konuşuyorum. 1 trilyon 750 milyar liramızı alacaklar. Karşılığın nereye gidecek bu para? Örneklerini vererek soruyorum. Mesela Aile Bakanlığı engelli olmayan, Sayıştay raporundan, bu da benim bulduğum bir şeydir, 62 bin aileye engelli maaşı ödemiş. Nasıl oluyor arkadaş bu? Kime ödedin? Ve o raporlar gerçeği yansıtmıyor. Çoğu gerçeği yansıtmıyor. Daha fazladır demek istiyorsun. Şöyle, engelli
raporu olmasına rağmen bazı kişiler alamıyor. Alamıyor. Engelli raporu olmayalım var. Ama gerçek zaten değil ve engelli normal maaş almasını engelleyecek düzeyde olmasına tamam rağmen. Tamam, bunları gazeteci, siyasi parti, siyasetçiler bunlar sorgulamayacak. Meclise de biz bunun için para veriyoruz. 600 lira çıkardık. 450 idi, 550 yaptık. Yetmedi. 600 yaptık. Yine havacı mı? Bunlar sorgulanmıyorsa o zaman ülkede demokrasiden falan bahsetmeye imkan yok. Ben vekil vekalet vermişim arkadaş. Benim hakkımı, hukukumu, özel hayatımı, gelirimi, paramı, pulumu sen koruyacaksın Ankara'da bu iktidara karşı. İktidar kim olursa olsun. Yine partizan gözlükle bakmıyorum ben. AKP milletvekili bile AKP kabinesinin bakanını benim sorguladığım gibi sorgulayacak o mecliste. Meclisin asli görevi bu. Kanun yapmak ikinci planda. Yürütmeyi denetlemek birinci planda. Esas bu. Bir şey ekleyebilir miyim Cemil? Buyurun. Bunun üzerine bir de yani bu girişin üzerine bir de şunu söylemek lazım. Velev ki bir mucize oldu. Velev ki bir mucize oldu ve bazı AKP'li vekiller ya da iktidar koltuklarındaki bazı vekiller dedi ki kardeşim bu bütçe böyle olmaz. Ya bu işi biraz daha düzen içinde tertip edelim. Muhalefetin haklı eleştirileri var dedi ve bütçeyi onaylamadı. Bütçe enflasyon oranına kadar arttırılıp yeniden yani hiçbir bir değişiklik olmuyor. Yani Erdoğan'ın yokmuş gibi yani. Yokmuş meclis. Gibi meclis yokmuş gibi danışma tabii. Meclisi bile değil. Ama yani Türk milleti evet verdi kardeşim. Verdi ona. Evet. Ve YSK'nın iddiası. YSK'nın iddiasına göre verdi. O zaman yani, biz o zaman yırtındık. Eminim sizler de yırtındınız. %12 bile vermeyecekleri evetin taslağı gittiler 52 verdiler. Tarihe nasıl geçmiştir biliyor musun Türk seçmeni o %52 ile? Bütün dünya bilhassa Orta Doğu her şey tek adamın iki dudağının arasında olmasın diye o rejimlerden kurtulmaya çalışırken Türk seçmeni gitmiştir her şey bir adamın iki dudağının arasında olsun tek adam rejimine geçelim diye sandıkta oy vermiş. Evet, gerçekten çok ilginç. Yani buna söyleyecek bir şey yok. Gerçekten yok. Bu doğru yani. Ha, evet. Bütün bunlar ne biliyor musunuz? Konuşuyoruz ya ekmek kuyrukları, yok yurtların parası, şu bu, elektrik faturaları, doğalgaz zamlar, enerji zamlar, krizi, benzin, gıda enflasyonu, asgari ücret. Bütün konuştuğumuz ne biliyor musunuz hanımefendi? 16 Nisan 2017 günü verilen evetin vergileridir bunlar. Tek adam rejimi vergileridir. Ekonomi ondan bozulmuştur. Para ondan kaçmıştır. Belirsizlik, öngörüsüzlük, hukuksuzluk, inatçılık, ekonomi bilimine kafa tutma. Ben ekonomistim, her şeyden ben sorumluyum. Bu böyle olacak. Liyakatsizlik. Bütün bu yetkiler o gün verilmiştir. 16 Nisan 2017'de. Yani dünyada kendisine demokrasi demeyen bir ülkede bile böyle bir metin referanduma sunulmazdı. Sunulmaması lazım. Sunulmaması bile gerekir. Sunulmaması bile gerekir. Yani hem milletvekilini seçeceksiniz, kendiniz belirlediğiniz bir milletvekilleri listesiyle yasama meclisi oluşturacaksınız. O yasama meclisi sizin hazırladığınız bütçeyi onaylayacak. Velev ki bir mucize oldu, onaylamadığında bile sizin başınıza hiçbir şey gelmeyecek. Zaten bir enflasyon oranı kadar arttırılıp devam edecek. Bu Cumhurbaşkanı'nın meclis tarafından denetlenmesi mümkün mü? Denetlenmeyen bir cumhurbaşkanı neler yapabileceğini hafızalarımız alıyor mu? Ne oluyor? Şimdi bölümün ilk başında konuştuğumuz gibi ne demeye çalışıyorlar? Seçimler yapılacak. Ne diyor Şamil Tayyar? Seçimler yapılacak. Lütufmuş gibi. Lütufmuş gibi. Yani seçimlerin yapılmaması ihtimali milletin kafasında canlanıyor artık. Hatta seçim yapılsa bile kaybetseler bile acaba gitmezler mi? Gitmezler. Tarihte ilk defa bunu konuşuluyor insanlar ve ya. AKP'nin önde gelen isimleri de hiç öyle şey olur mu? Seçimler yapılacak diyor. Ya bu neye benzer? İşte futbol kulüplerinde çok konuşulur. Kötü giden teknik direktör arada sırada açıklama yapar takımın başındayım diye. Niye takımın başında olduğunu söylersin? Çünkü kötü gidiyorsun. Bu da öyle. Seçimler yapılacak diyorlar. Bir de yapmasaydınız yani. Peki. Ama bir şey ekleyebilir miyim? Senin dosyana geçeceğim. Sözü size bırakayım. Yani bir de şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Yani abi şey yaptılar ya. Yani Ticaret Bakanı kendi bakanlığına ürün sattı ve meclisteki vekiller yani bizim vekillerimiz yani o halkın vekilleri onun soruşturulmasına için verilen yani onun araştırma önergesini reddetti diye
El kaldırdılar. Sen Ticaret Bakanı, Ticaret Bakanı kendi bakanlığına ürün sattı dedin. Evet, evet. Peki hiç şunu görmüş müydün? Bir bakanın kendisine kendisinin portresinin hediye edildiğini hiç görmüş müydün? O da oldu çünkü bugün. Yeni seçilmiş, daha doğrusu yeni seçilmiş değil, atanmış. Atanmış olan Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati. Doğru tabir, seçilmiş. Yani belli kişiler arasında seçilmiş. Doğru ama Nurettin Nebati, Sayın Nebati bugün Anadolu Ajansı Genel Müdürünü ziyaret etmiş. Herhalde artık